kavağın altına demişti. Beni o sahildeki kavağın altına gömün. Kavak zaten kulübesinin uzağında değildi. Sahile bakan dik yamacın üstünde, dağ çilekleriyle böğürtlenlerin sarmaş dolaş oldukları vahşi bir kırlığın ortasındaydı. İhtiyar elinde tesbihi her akşam onun altında oturur, denizin aşağıda kumluğu tatlı tatlı yalı işini seyrederdi. İşte Şimdi mezarını yine o kavağın gövdesi gölgeleyecek. Yine dalgalar ayak ucunda o çok sevdiği besteyi söyleyecekti. Böylece yaz geçti, güz geçti, kış geçti. İlkbahar gelip mayıs güneşi bir genç kızınkine benzeyen ılık nefesini tabiata hohlayınca bademler birden beyazlara büründü. Kırlar kokularını süründü deniz anide duruldu. O sakin mavisini yeniden buldu. Bu arada ihtiyar kavak da tomurcuklanıp yaprak açmıştı. Fakat köylüler bu bahar onda tuhaf bir değişiklik keşfediyorlardı. Hayır hayır bu sade yapraklanmaktan ileri gelen o her yılki alışıldık değişiklik değildi. Bu öyle kolay kolay anlaşılmayan kat'i olarak tespit edilemeyen ve ancak sezilebilen bir bambaşka, bir acayip gelişmeydi. Kavakta şimdi o nebatlara mahsus görünüşten fazla bir şey, adeta insanlara has bir şey, nasıl söylemeli, sanki bir nevi hüviyet belirmekteydi. Kadınlardan biri, ihtiyar diye haykırdı, İhtiyara benziyor kavak. Gerçekten de kavak sanki altında yatan ihtiyarın bütün özünü kökleriyle emip gövdesine geçirmişe benziyordu. Şekil itibariyle yine aynı ağaçtı belki fakat insan ona bakarken o uzun boylu zayıf ihtiyarı görmüş gibi oluyordu. Yaprakları bile şimdi bir başka yeşil görünüyordu. Daha monis, daha sıcak, adeta gülümseyen bir yeşil rüzgardan hışırdayışları bile bir başka türlüydü. Ağaç yapraklarıyla dile gelmiş sanki. Durgun havalarda bir fısıldayış, rüzgarda mırıldanış, fırtınalarda ise homurdanış haline alan bir şeyler anlatmak istiyor gibiydi. Ne söylediği anlaşılamıyordu gerçi fakat onu tanıyanlar bu esrarlı hışırtılarda ihtiyarın sesini, konuşma tarzını hatta cümle yapısını tanımakta güçlük çekmiyorlardı. Tevekkeli oraya gömülmek istememişti adam. İşte ne yapmış yapmış, ruhunu ağaca verip kendini o çok sevdiği yeryüzüne atmanın yolunu bulmuştu. Hem böylece tabiatı daha yakından olanca haşmetiyle tadabilecekti artık. Nitekim şimdi sağlığındayken yapamadıklarını yapıyor, nezle bronşit korkusu olmaksızın göğsünü yaz yağmurunda ıslatıp akşam rüzgarında kurutuyordu. Eski dostlarının bu suretle tekrar aralarına karışması, sade köylüleri değil, kuşları, bulutları, çiçekleri, rüzgarları, velhasıl bütün tabiatı da sevinçlere gark etti kuşlar şimdi gelip yüzüne gözüne konuyor. Bulutlar bazen alçalıp alnını öpüyorlardı. Onun ölümünden beri boyunları bükük duran çiçeklerse başlarını otların arasından çıkarıp yine eskisi gibi keyifli keyifli sallanmaya başladılar. Hatta öyle ki deniz bile o karada olup bitenlere ilgisiz sanılan deniz bile bu işe pek sevinmiş şimdi kumsalda beyaz köpüklerini göstere göstere gülüyordu. Fakat hangi saadet ebede kadar sürmüş ki? Bir sabah yapraklarındaki çiğ damlalarını silkeleyip kurunan kavak, az ötesinde bir takım insanların eğilip kalkıp yerleri ölçtüklerini gördü. Adamlar öyle vakti gelip onun altında oturdular elindeki planlardan mimar olduğu anlaşılan bir tanesi, üç katlı ensesinden mal sahibi olduğu anlaşılan bir başkasına makine dairesi şurada olacak. Laboratuvarlar biri yanda kurulacak. Lojmanlarsa batı yönüne rastlayacak diye izahat veriyordu. Kavak gerisini dinlemedi. Bu duyduğu sözlerden yaprakları diken diken olmuştu. Demek burada fabrika kuracaklardı. Demek bu cennet kıyıları, bu canım bayırları makine uğultusuna, kurum kokusuna boğacaklardı. Dünyada başka yer mi kalmamıştı ya Rabbim? Hayır, hayır, bunu yapamazlardı. Bu kadar zevksiz, bu kadar vicdansız olamazlardı. Fakat yaptılar işte. Onlar öyle renklerden, kokulardan, denizden, tabiattan zevk alacak soydan değillerdi maliyet fiyatı diyor da gözleri başka bir şey görmüyordu. Maliyet fiyatı ise bu sahilde çok düşük olacaktı. Binaenaleyh, İlkin sahile bir iskele kurdular. Malzeme deniz yoluyla daha ucuza nakledilecekti. Sonra bir mendirek inşa edip denizle sahilin alakasını kestiler. Dalgalar artık suları tatlı tatlı okşamaz olmuşlardı. Mendireğin içinde kalan miskin ölü sularaysa deniz demeye bin şahit isterdi. Sade deniz mi ya? Çiçekler de vaziyetten şikayetçiydiler. Papatyalar kurumdan simsiyah oluyorlardı. Gelinciklerin kırmızısıysa isli çatana bayraklarına dönmüştü. Kuşların cıvıltısı şantiyeden yükselen çekiç sesleri arasında güme gittiğinden onlar da birleşip koro halinde ötmeyi denediler. Fakat bu gürültülü medeniyet konseriyle baş edemeyeceklerini anlayınca sonunda onlar da küsüp ötmemeye karar verdiler. Hem zaten pazarları gıcır gıcır çifteleriyle ava çıkan şantiye mühendisleri hayatı onlara zehir etmeye başlamışlardı. Kuşlar küsüp, deniz susup, çiçekler de solunca kavak öksüze döndü. Bir yıldırım gelse de beni de yok etse bari diye kötü kötü düşündüğü oluyordu. Fakat yıldırıma hacet kalmadı. Bir sabah daha uykudayken belinde keskin bir testere sızısıyla uyandı. Ve neye uğradığını anlamadan yanüstü böğürtlenlerin üstüne devrildi. Ötede bir ses, fabrikatörün sesi, günah da ne demekmiş diye bağırıyordu. Bize ağaç değil yer lazım. Zaten neye benziyordu? Tek başına sipsivri bir ağaçtı. Sonra maiyetindeki mühendislere dönüp, bundan çok güzel telefon direği olur dedi. Ve ihtiyar kabak soyuldu, yontuldu, bir cümle direkler gibi gözyaşı sıvısıyla işlem görüp toprağa girecek kısmı ziftlendi. Bu işler bitince üzerine bir parmak kalınlığında boya sürülüp tepesine de külah gibi çinko bir başlık geçirildikten sonra ana şebekeyi fabrika santralına bağlayan yola öbür direklerin arasına dikildi. Böylece yaz geçti, güz geçti, kış geçti. Her yıl olduğu gibi bahar dik memeli bir genç kız misali etekliğini kaldırıp sıcak raihasıyla kırların üstüne çöküverdi. Gezici kuşlar gittikleri yerlerden döndüler. Böceklerle kurtlar saklandıkları yerlerden çıktılar. Papatyalar tavada yumurta gibi ortalığı sarıyla beyaza boyadı. Ve gelincikler bir yıl evvel fabrika kurumundan solup giden cetlerine inat kıpkırmızı açıverdiler. Bu arada kavaktan bozma direk de bütün vücuduna su yürüdüğünü hissediyor ve gece gündüz çıtır çıtır tatlı bir bahar sarhoşluğu içinde gerinip duruyordu. Nihayet bir gün Evvela o kalın boya tabakasını pul pul kabartan sivilceler döktü. Sonra orasından burasından beyaz beyaz körpe dallar sürdü. Ve bir sabah baştan aşağı yemyeşil yapraklarla donandı. Buna sade köylüler, kuşlar, çiçekler değil, tersine çevrilmiş kahve fincanlarına benzeyen ağırbaşlı izolatörler bile şaştılar. Fakat fazla yağlarını eritmek için karısıyla yürüyüşe çıkan fabrikatör onu bu halde görünce küplere bindi. "Vay namussuz!" diye haykırdı. "Bu o devirdiğimiz kavaktan yapılan direk değil mi? Görüyor musun hanım? Bana inat yapıyor. İnan olsun bana inat yapıyor." Köylüler "Her ne kadar değildir beyim. Bu o kavak değildir." dedilerse de fabrikatörü teskin edemediler. Adam fena halde kızmıştı yaprak açmış telefon direği nerede görülmüş diye feryat ediyordu. Olacak rezalet mi bu? Bari bundan sonra teller de meyve versin. Biz burada mesaiden tasarruf etmeye bakıyoruz. Bu direk kalkmış dal budak salıyor. Bütün direkler dal sürecek olsa budamaya adam mı yeter? Sonra maiyetindeki mühendislere dönüp kesilsin diye ferman etti. Derhal merdivenli otomobil geldi adamlar tellerle izolatörleri bir başka direğe aktarıp yapraklısını yere yıktılar. Fabrikatör bir balta kapmış, direğin kök bağlamış ziftli kısmına yaprak açmış körpe dallarına vuruyor vuruyordu. Hırsını bununla da alamadı, direği adamlarına kuşbaşı kuşbaşı doğrattı. Bu parçaları dahi ortada bırakmaktan korkuyordu. Ne olur ne olmaz, bir dahaki bahar yine kim bilir ne madik oynardı direğin enkazını orada gözünün önünde bir güzel yaktırdı ve küllerini toplatıp denize attırdı. Gerçi ihtiyar kabak şimdi de dalgalara karışıp sahile vurabilir, buhar olup yağmur tanesi şeklinde yine sevdiği kırlara yağabilirdi. Fakat fabrikatörün aklı o kadar incesine pek ermiyordu. Bu itibarla memnun ve mutlu ellerini yıkayıp dairesine mayonezli levrekle fasulye pilakisi yemeye gitti. O gece çiçekler sabaha kadar kan ağladılar. Kuşlara gelince onlar da ilkin ahu vah ettiler ama sonra baş başa verip bu harekete bir misilleme çaresi aradılar. Bir ağaç kakan intikam diye bağırdı. Serçelerin en yaşlısı peki ama nasıl diye sordu. Canı tatlı bir saksağın herifler dişleri ne kadar silahlı dedi. Toptan gitsek hepimizi vururlar. Tecrübeli bir baykuş, bir fedayı seçeriz diye teklif etti. içimizden biri. Daha sözünü bitirmemişti ki ihtiyarın avucundan yemyeşil bir ibibik kuşu ben giderim diye atıldı. Yarın zaten fabrikanın açılış töreni var. Ben hepinizin intikamını alır, icap ederse bu uğurda seve seve ölürüm. Ertesi gün daha sabahın erken saatinden fabrikada bir faaliyettir başladı her pencereden bir bayrak sarkıyor, her tarafta allı, morlu, yeşilli, beyazlı kurdeleler dalgalanıyordu. Bacalar bile gemi direkleri gibi flamalarla süslenmişti. Bir bando durmadan marşlar çalarken hususi otomobillerde davetlileri getirip amfiteyatr şeklinde hazırlanmış tribünlere bırakıyordu. Ne davetliler vardı ne davetliler. Erkeklerin çoğu silindirli ve jaket ataylıydılar. Kadınlarsa beyaz elbiseler, geniş kenarlı hasır şapkalar giymişlerdi. Bir ara bando durdu, ses kesildi. Ve ön sırada oturan tıkız fabrikatörün ayağa kalkıp önüne mikrofonlar yerleştirilmiş kürsüye doğru ilerlediği görüldü. Adam ağır ağır basamağa çıktı, notlarını önüne açıp ''Öhö, öhö'' diye sesini ayar etti. Sonra Sayın Vekil Bey, muhterem davetliler diye söylevine başladı. Saklandığı pervazdan aşağısını gözleyen ibibik kuşu işte tarihi an geldi diye söylendi. Seke seke pervazın üzerinde ilerledi ve tam fabrikatörün dazlak başını nişan alıp bir güzel pisledi. Gerçi ibibik kuşu olmak sıfatıyla esasen çok kolay defi hacet ederdi. Fakat o sadece bu kabiliyetiyle yetinmemiş, bu tarihi günün şerefine bir gece evvelinden küf tutmuş kendir tohumu yiyip üzerine bol miktarda deniz suyu içmişti. Bu itibarla sabah beri büyük sancılar pahasına katlandığı hamulesini şimdi durmadan dinlenmeden aşağı boşaltıyordu. Fabrikatör çıplak başında şaplayan ilk damla üzerine gayri ihtiyari yukarı baktığından ikinci üçüncü postaları yüzüne gözüne giydi. Dinleyiciler ilkin bir şaşırdılar. Bir iki kadın davetli gülmesini tutamadı. Bundan cesaret alan öbürleri de makaraları koyu verdiler. Artık şimdi hepsi iyile kalka kasıklarını tuta tuta gülüyorlardı vekil bey bile yüzü mosmor kesilmiş, kakasını mendilinde boğmaya çalışıyordu. Fabrikatör yüzüne çok defa pisletilmiş insanların pişkin tebessümüyle mendilini çıkardı, yavaş yavaş ağzını, burnunu, gözlerini, çıplak başını silip sıvazladı ve gürültünün biraz kesilmesinden istifade, ''Bayanlar baylar'' dedi. ''Bayanlar baylar, şu mesut hadise dahi tesislerimizin memleket için, insaniyet için, efendime söyleyeyim, dünya barışı için ne kadar hayırlı, ne kadar uğurlu ve kademli olacağına bir alamet sayılmaz mı? Ve tıkız fabrikatör bu zaruri girizgahtan sonra tekrar notlarına dönüp imal edici termosifonların benzerlerinden üstünlüğünü izaha girişti.